Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'daki sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi'nin. Şu anda bizim de hissettiğimiz. Merhaba, bugün 30 Haziran Pazar, gündemdeki gelişmeleri saat 13 bülteninde sizlerle paylaşacağız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Nagoya kentinde konuştu. Erdoğan, Japonya'da FETÖ'ye bağlı okul ve dernekler olduğunu, FETÖ'nün PKK'dan farkının olmadığını söyledi. Bu kapsamda Tokyo Büyükelçiliğimiz tarafından Nagoya'da şimdilik ayda bir kez gezici konsolosluk hizmeti verilmeye başlandı. Maalesef Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı kalleşçe şehit eden bu örgüt, yurt dışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor. 40 yıl boyunca himmet, hizmet diyerek milletten topladıklarını hiç yüzleri kızarmadan, zerre kadar utanmadan son 4 yıldır milletimizin aleyhine kullanıyorlar. Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı bu terör örgütüyle mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz. Milli Savunma Bakanlığı, Suriye rejim güçleri tarafından İdlib'de bulunan 10 numaralı gözlem noktasına top atışı yapıldığını duyurdu. Bakanlık, Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmasıyla atışların sonlandırıldığını açıkladı. İdlib'de Türk askerlerinin bulunduğu noktaya top atışı yapıldı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Suriye rejim güçleri tarafından İdlib'de bulunan 10 numaralı gözlem noktasına 3 top atışı yapıldı. Saldırıda zayiat yaşanmadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlara son verildiği, saldırının devam etmesi durumunda karşılık verileceği vurgulandı. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç ve personel sevk etti. Hakkari'de teröristlerle girilen çatışmada yaralanan jandarma teğmen Güngör Dolunay kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Hakkari'deki saldırıyla ilgili açıklama valilikten yapıldı. Merkeze bağlı Doğanlı köyünde teröristlerle sıcak temas sağlandı. Yaralanan jandarma teğmen Güngör Dolunay kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit teğmen Dolunay için Darbe Komando Tugay Komutanlığı'nda tören yapıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu. Şehidin naaşı duaların ardından memleketi İzmir'e uğurlandı. Omza. Esas duruş. Rahat. Sona eren G20 zirvesinde baş başa görüşmeler Türkiye açısından oldukça kritikti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, ABD'nin Türkiye uygulaması gündemde olan olası yaptırımların konuşulduğu bir süreçte bir araya geldi. Görüşmede Trump, Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadığını ve Patriot'ların satılmadığını söyledi. Erdoğan ise Amerika ile stratejik ortaklığa işaret etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Osaka'daki G20 zirvesinde ikili bir görüşme yaptı. Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Erdoğan, Rusya'dan alınacak S-400'lerin... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump, Japonya'daki G20 Liderler Zirvesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin basına açık kısmında yapılan ilk açıklamada Trump, Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadığını ve patriotların satılmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar bir araya gelmekten dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum.
Büyük oranda ticaretle ilgili görüşme yaptık. Bunu dörde katlamayı planlıyoruz diyen Amerikan Başkanı, ilişkilerimizden çok memnunuz. Askeri ticarete de başlama kararı aldık. Sizinle birlikte olmak bir onurdur ifadelerini kullandı. Şu anda 75 milyar dolarlık bir ekonomi ticaret hacmi noktasındaki zirveye doğru ilerlememiz var. S-400 gerilimine ilişkinde konuşan Trump, karışık bir konu, farklı çözümler arıyoruz. Türkiye'ye karşı adil olmak zorundasınız dedi. İkili görüşmede konuşan Erdoğan ise ticaret ve savunma sanayinde atılacak adımların olduğunu ve Amerika ile stratejik ortaklığın birçok alanda dayanışmayı teşvik ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar bir araya gelmekten dolayı mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bizim ilişkilerimiz... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump görüşmesinden önce Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesi vardı. S-400 sevkiyatı ile ilgili konuştu Erdoğan. Herhangi bir aksama söz konusu değil dedi. Görüşmede turizm ve Akkuyu nükleer santrali konuları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Osaka'daki G20 zirvesinde ikili bir görüşme yaptı. Görüşmenin basına açık bölümünde konuşan Erdoğan, Rusya'dan alınacak S-400'lerin sevkiyatına ilişkin konuştu. Gözler bu işin sevkiyatı ile ilgili olan sürecin içerisinde diyen Erdoğan, mütabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil dedi. Turizmde Rus vatandaşlarının Türkiye'ye olan ilgisinin her geçen gün daha da arttığını belirten Erdoğan, bu da tabii halkımız için de turizmdeki yöneticilerimiz için de ayrı bir güç kaynağı dedi. Rusya ile Akkuyu nükleer güç santrali konusunu da görüştüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefini yakalayabilmemiz bizim için çok büyük önem arz ediyor ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, tartışma konusu olan Maraş bölgesiyle ilgili konuştu. Türkiye ile birlikte hareket ettiklerini ve güçlü olduklarını vurgulayan Tatar, Maraş'ın tapusunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğunu vurguladı. Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'deyken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar önemli açıklamalar yaptı. Provokatif açıklamalara karşı uyardı Tatar. Türk malı, Rum malı, bunu edebiyatınızdan silin. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nindir. Arkasında devlet vardır. Arkasında Türklük vardır. Arkasında yüreğimiz vardır. Tatar, Yunanistan ve Rum bölgesinin hak iddia ettiği Maraş bölgesinin tapusunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğunu vurguladı. Öyle belgeler vardır ki hepsi Türk malıdır. Hepsi Osmanlı malıdır. 1878'de adı İngiliz'e kiralandıktan sonra İngiliz'in altında imzası bulunan belgelere rağmen ki bütün vakıf malları hukuk temelinde muhafaza edilecektir diye ona rağmen mallarımızı, mülklerimizi satıp talan etmişler. Rum'a peşkeş çekmişler. Ondan sonra Maraş'ı yapmışlar. Toprak bizimdir. Vakıf malıdır. Bunu bütün Türkiye biliyor. Dolayısıyla bütün malımıza sahip çıkacağız. Türkiye ile birlikte hareket ederek güçlendiklerini belirten Başbakan Tatar, gerçekleri bilerek siyaseti geliştirmek durumundayız dedi. Türkiye S-400'lerle birlikte Rusya'dan teknoloji de transfer edecek. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, sözleşmenin Türkiye'ye kısmi teknoloji transferi yapılmasını içerdiğini açıkladı. Rusya, Türkiye'ye sadece hava savunma sistemi sevk etmeyecek. İki ülke S-400'le birlikte teknoloji transferi de yapacak. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, S-400 sevkiyatı ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü, sevkiyatın şartlarını anlattı. Türkiye, S-400 hava savunma sistemleriyle yeni bir teknolojiye kapı aralayacak. Peskov da sözleşme çerçevesinde bu transferi doğruladı. Kremlin sözcüsü, sözleşme Türkiye'ye kısmi teknoloji transferi yapılmasını içeriyor, dedi. İki ülke arasında varılan anlaşma çerçevesinde S-400'lerin ilk parti teslimatı Temmuz ayı başında yapılacak. Amerika Başkanı Donald Trump, silahsızlandırılmış bölgede Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'la görüştü. Sürpriz görüşme sonrası sınır çizgisine geçen Trump, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti topraklarına ayak basan ilk ABD başkanı oldu.
G20 liderler zirvesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görüşme trafiği sürdü. Trump önce Güney Kore lideriyle bir araya geldi. Görüşmeden hemen sonra silahsızlandırılmış bölgede tarihi anlar kaydedildi. Ardından Trump, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'la da buluştu. İkili kameralara gülümseyerek el sıkıştı. Kim, mevkidaşını topraklarına davet etti. Böylece Trump sınırı geçerek Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti tarafına adım atan ilk ABD başkanı oldu. İkili daha önce de Singapur ve Vietnam'da düzenlenen zirvelerde bir araya gelmişti. Gökbey projesi kapsamında üretilen ikinci prototip helikopter olan Gökbey ilk sertifikasyon uçuşunu başarıyla tamamladı. Yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta gece ve gündüz koşullarında etkin şekilde faaliyet gösterebilen milli imkanlarla üretilen Gökbey'in seri üretimine geçilecek. Gökbey projesi kapsamında TUSAŞ tarafından tasarlanıp üretilen ikinci prototip helikopter ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Konuya ilişkin paylaşımda bulunan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir kısa bir açıklama yaptı. Demir, 45 dakika süren uçuşla projede önemli bir aşamanın daha geçildiğini söyledi ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Gökbey helikopterinin sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından seri üretime geçilmesi planlanıyor. En zorlu iklim ve coğrafyalarda, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey, milli imkanlarla üretildi. Helikopter, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevleri de icra edebilecek. Vatan Partisi öncü kadın olağanüstü genel kurultayı için Ankara'da toplandı. Ayrıntıları Gürkan Demir aktaracak. Gürkan, sendeyiz. Evet, olağanüstü kurultay sabah saat 10.30 itibariyle toplanmıştı ancak şu dakikalarda öğle arasına girmiş durumda. Öncü kadınlar öğle arasından sonra kurultaylarına kaldıkları yerden devam edecekler. Peki şu ana kadar neler yaşandı? Kısaca onlardan bahsedelim ve özetleyelim. Öncelikli olarak bir divan seçimi oldu ve divan başkanlığına Profesör Doktor Tülin Oygür seçildi. Oygür'ün ardından açılış konuşmasını mevcut Genel Başkan Pınar Gül yaptı. Gül yaptığı konuşmasında bu konuşmanın bir açılış konuşması olduğu kadar aynı zamanda kapanış konuşması ifadelerini kullandı ve önümüzdeki süreçte öncü kadının genel başkanlığına kimin seçileceğine dair veya kimin aday olduğuna dair bir isim işaret etti ve Meltem Ayvanlı'nın önümüzdeki süreçte genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Pınar Gül, yani kendisinin bu açıdan veda konuşması yaptığını söyledi. Öncü kadının kitle örgütlerinde ciddi çalışmalar yaptığını vurguladı ve tüm öncü kadınlara teşekkür etti. Pınar Gül konuşmasında çok güzel işler başardıklarını da altını çizerek ifade etti ve konuşmasını sonlandırdı. Ardından divan başkanlığına seçilen Profesör Doktor Tülin Oygür konuşmasını yaptı. Oygür, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumu özetledi. PKK ile mücadele, FETÖ ile mücadele ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı yükselen tehditlere dikkat çekti. Benzer şekilde Ege'deki tehditlere de vurgu yaptı Oygür konuşmasında ve işte bu süreçte kadınlara büyük önem ve büyük rol düştüğünü söyledi. Türkiye'nin bu vatan savaşı içerisinde kadınların öne çıkması gerektiğini vurguladı Profesör Doktor Tülin Oygür konuşmasında ve kadınlar konusunda da yeni bir farklı bir bakış açıları olduğunu söyledi. Özellikle Vatan Partisi'nin bu konuya daha farklı eğildiğinin de altını çizerek söyledi. Bir kadının özgürleşmesi için öncelikli olarak tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir Türkiye'nin kurulması gerektiğini vurguladı Profesör Doktor Tülin Oygür Divan Başkanı olarak. Oygür'ün ardından kürsüye Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek geldi. Perinçek aynı zamanda kurultayın onur konuğu olarak yer alıyor ve konuşmasına Perinçek, dünyada ve Türkiye'de iki farklı kadın profili çizildiğini söyledi. Bu profillerden birisini emperyalist sistemi çizdiğini söyledi. Bir diğerini ise Türk kadını ve devrimci kadın profili olduğunu, emekçi kadın profili olduğunu söyledi. Emperyalizmin çizdiği kadın profiline göre bir kadının sadece evde ev işleriyle uğraşması, yemek yapması, çocuk bakması ve tecavüz korkusuyla yaşaması şeklinde emperyalist sistemin çizdiği bir kadın profili olduğunu söyledi. Bunun karşısında ise ve Vatan Partisi'nin savunduğu çizgide ise Cumhuriyet
Cumhuriyet devrimlerinden beslenen, Hürriyet devrimlerinden beslenen Türk kadını olduğunu söyledi ve sözlerini Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek şu an Türkiye'nin de bir devrim süreci içinde olduğunu, özellikle Vatan Savaşı'nı kesin zafere ulaştırma noktasında ve ekonomik krizden çıkış için gerekli olan üretim devriminin oluşması için kadınların daha çok rol alacağını ve alması gerektiğini altını çizerek vurguladı Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek konuşmasında. Ve Türkiye'de artık AKP iktidarının tek başına ekonomi konusu olmak üzere diğer konularda ülkeyi yönetemediğini söyledi. AKP'nin tek başına ülkeyi yönetemediği koşullarda ise karşısında Amerikan cephesinin olduğunu söyledi. Amerika'nın yaratmaya çalıştığı bir cephe olduğunu söyledi. O cephenin ise CHP, FETÖ, PKK ve İYİ Parti gibi partilerden ve kurumlardan oluştuğunu söyledi. İşte bu iki çıkmaza karşı ise bir milli hükümetin, bir Türkiye ittifakının kurulması gerektiğini söyledi. Yine Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek konuşmasında. Perinçek konuşmasını bu şekilde de özetleyebiliriz aslında kurultayda yaptığı bu değerli konuşmayı. Kurultay ifade ettik önümüzdeki dakikalarda ara bittikten sonra devam edecek. Şunu da belirtelim, kurultayda mali rapor ve faaliyet raporları da araya gitmeden hemen önce yapılan oylamada oy birliğiyle aklanmış durumda. Eski, yani mevcut, aslında divan seçildikten sonra daha çok eski oluyor. Eski yönetimin faaliyet ve mali raporu. Kurultay öğleden sonra devam edecek dedik. Seçimli bir kurultay. Saat 5 gibi sandık başına gidecek öncü kadın delegeleri. Biz gelişmeleri takip ediyor olacağız. Ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz. Gürkan Demir Ankara'dan aktardı. Muğla'da düzenlenen iki ayrı operasyonda 41 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Datça'da lastik bir bota binen göçmenler bölgede sahil güvenlik ekiplerince fark edildi. Dur ihtarına uymayan göçmenler sahil güvenlik ekiplerinin önlerini kesmesi sonucu yakalandı. 15 kişilik lastik bot içinde bulunan Filistin, Irak ve Suriye uyruklu toplam 29 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmenleri bota bindirdikleri tespit edilen 3 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Benzer bir olay da Bodrum'da yaşandı. Hüseyinburnu açıklarında lastik botla yurt dışına geçmeye çalışan Güney Afrika, Kongo ve Pakistan uyruklu 12 göçmen yakalandı. Göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangını itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmaları sonucu güçlükle söndürüldü. Şiddetli rüzgar nedeniyle yerleşim yerlerini de tehdit eden yangında 5 hektar makilik alan kül oldu. Muğla'nın Datça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Cumartesi akşamı kısmen kontrol altına alınan yangın rüzgarın yön değiştirmesiyle yeniden alevlendi. Yangın söndürme helikopterleri havanın kararması nedeniyle çalışmalara katılamayınca alevler Palamütbükü mahallesine doğru ilerledi. İtfaiye ekipleri yangının yerleşim yerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Alevler rüzgarın şiddetini azaltmasıyla sabaha karşı kontrol altına alınabildi. Yangında yaklaşık 5 hektarlık makilik alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. G20 zirvesi devam ederken Amerika'nın İran'a karşı ekonomik yaptırımlarını aşan sistem olan INSTEC devreye girdi. İlk transfer yapıldı. Yeni sistemin Avrupa dışı ülkelerde de kullanıma açılması planlanıyor. A year ago, US President Donald Trump... İran'a karşı yaptırımları aşan, Amerika'yı saldırgan tavrında yalnız bırakan mekanizma devreye girdi. Retirada del acuerdo nuclear. Conocido también como plan integral. Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği ile İran Nükleer Anlaşması Ortak Komisyonu toplantı yaptı. Ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı kameralar karşısına geçti. Yeni ödeme kanalı INSTEX'in faaliyete geçtiğini açıkladı. INSTEX, Washington yönetimi tarafından İran'a uygulanan baskıların aşılmasını amaçlıyor. Bu mekanizma Avrupa ile İran arasındaki ticaretin devamlılığını sağlayacak. Yeni ödeme sistemi ilk transferini de yaptı. Böylece Amerika'nın yaptırımları aşıldı. Artık Avrupa ve İran ticareti INSTEX ile sağlayacak.
İranlı Bakan Yardımcısı önemli bir bilgi daha verdi. Yeni ödeme kanalı Avrupa dışı üçüncü ülkelerin kullanımına da açılacak. Instex, Avrupa Birliği'nin desteğiyle Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından kuruldu. Mekanizmayla Avrupa ile İran dolar dışı ticaret yapabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlunu yaptırım listesine aldı. 29 yaşındaki Nicolas Maduro Guerra Özel Müfettişler Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyor. Amerika Hazine Bakanlığı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlunun yaptırım listesine alındığını açıkladı. Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden yapılan açıklamada Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'nın yaptırım listesine alındığı duyuruldu. Açıklamada yaptırıma ilişkin detay verilmedi. Amerika Hazine Bakanı Steven Manchin, Nicolas Maduro'nun Venezuela halkını bastırmak için oğlu Guerra'yı kullandığını savundu. Amerikalı bakan, Maduro'nun oğlunu yolsuzluk yapmakla suçladı. Ulusal Anayasa Meclisi üyesi olan Guerra, aynı zamanda başkanlığa ait Özel Müfettişler Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyor. HDP'liler yine yalana sarıldı. Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, polislerin Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptığını öne sürerek bir eve düzenlenen terör operasyonunu gölgelemeye çalıştı. HDP'nin yalanı İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı videoyla çürütüldü. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün sosyal medyadan yaptığı paylaşımın yalan olduğu ortaya çıktı. Zulmü. Güvenlik güçleri Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. 44 kilo 130 gram patlayıcı ele geçirildi. 8 kişi de gözaltına alındı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü bu operasyonun ardından polisleri hedef aldı. Sosyal medyadan AKP'li belediyenin kepçesiyle avluyu yıkıp meyve ağaçlarını sökerek evi darmadağın ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'e bile saygıları yok. Evi basan polisin ifadelerini kullandı. HDP'li milletvekilinin yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olayın gerçek görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı. Videonun ilk bölümünde eve giden polislerin önce arama kararını okudukları, evdeki kitapları tek tek içlerine bakarak yerine yerleştirdikleri görülüyor. Videoda ayrıca evin bahçesinden çıkan patlayıcı ve bomba yapımında kullanılan malzemeler de gösteriliyor. Video, Kur'an-ı Kerim'i alet ettikleri bu tiyatro, 44 kilo 130 gram patlayıcı saklamalarına yetmedi. Bu patlayıcıyla 4 Güven Park, 1 Beşiktaş saldırısı gerçekleştirilebilir mesajıyla son buldu. HDP, Cumhuriyet'e başkaldırdığı için idam edilen Şeyh Sait'i ölüm yıldönümünde anmayı yine ihmal etmedi. HDP yine Cumhuriyet düşmanını andı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, İngiliz destekli isyan başlatıp çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Şeyh Sait'i unutmadı. HDP sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mesajda idam edilişlerinin 94. yıl dönümünde Şeyh Sait Efendi ve 47 mücadele arkadaşını saygı ve mücadele anılarına olan bağlılığımızla anıyoruz ifadelerini kullandı. Şeyh Sait din elden gidiyor iddiasıyla İngiliz destekli isyan başlatmış, Türkiye'ye karşı etrafındakileri kışkırtmıştı. Amacı İngiltere mandasında bir Kürt devleti kurmaktı. İsyan ordunun harekete geçmesiyle bastırıldı. Şeyh Sait ve 27 arkadaşı Diyarbakır Meydanı'nda idam edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yangınlarla mücadele eden geçici orman işçilerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına izin vermedi. Bakanlığa tepki gösteren ormancılar yangın mücadelesinde işçi sayısı yetersiz kaldı dedi. Orman Genel Müdürlüğü bir kez daha bakanlığa başvurdu. Orman yangınlarını söndürecek işçiler maliyeye takıldı. Tasarruf tedbirleri bahane edilerek
Orman Genel Müdürlüğü sayıları 9 bin civarında olan geçici statüdeki orman işçilerini çalıştırabilmek için her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vize almak zorunda. Orman emekçileri hem ücret ve özlük hakları yönüyle hem de yaptığı işin karşı tarafın takdiri yönüyle hiçbir zaman hak ettiği karşılığı da bulamamıştır. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan daha önce en fazla 5 ay 29 gün çalıştırılabilen geçici işçilerin istihdam süresinin kurumların talebine bağlı olarak 9 ay 29 güne çıkarılması için Aralık 2017'de bir kararname yayınladı. İstihdam yaratılması konusunda çok önemliydi. Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki işçiler bu kararname gereğince 2018 yılında 9 ay 29 gün istihdam edildi. Çünkü devletin asıl görevi o ülke halkının yani iş arayanların istihdamını da sağlamaktır. Bu anlamda... Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün geçici işçileri bu yılda 5 ay 29 güne ilave olarak 4 ay daha çalıştırma talebine olumlu karşılık vermedi. Çalışma süreleri ne yazık ki 5 ay 29 güne indirilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarının yoğunlaşmakta olduğu bu günlerde 5 ay 29 gün çalışma süresini dolduran yangın işçilerinin iş akitlerini yıl sonuna kadar askıya alma durumuyla karşı karşıya kaldı. Oysa bu emekçiler başta ormanın yangınlarıyla mücadelede can siperhane çalışan, zaman zaman bu mücadeleyi yürütürken de yaşamını yitiren emekçilerdir. 29 Haziran 2019 tarihli ve çok ivedi kayıtlı bir yazıyla yeniden Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuran Orman Genel Müdürlüğü geçici işçiler için 4 ay daha süre uzatımı talebini yineledi. Personel yetersizliği had safhadadır. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ormancılardan da tepki geldi. Ne yazık ki böylesine bir hukuksuzlukla da karşı karşıya kalmışlardır. Ulusal kanala konuşan Tarım Orman İş Başkanı Şükrü Durmuş, yangınla mücadeleden tasarruf olmaz dedi. Bir an önce bu hukuksuzluğun durdurulmasını ve bu insanların 9 ay 29 gün değil, tam 12 ay fiilen çalışmalarının sağlanması gerekir. Adana'da hasadı süren domatesin fiyatı tarlada 50 kuruşa kadar geriledi. Geçen yıl aynı dönemde ürününü 2 liraya satan üretici bu yıl hasadın bereketli geçmesine rağmen sevinemiyor. Çünkü üreticiler devletten destek bekliyor. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'da hasadı süren domatesin fiyatı tarlada 50 kuruşa kadar düştü. Verimli topraklarıyla ünlü Çukurova'da yaklaşık 35 bin dönüm alanda ekimi yapılan domatesin hasadı sürüyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akındoğan, havaların iyi gitmesi nedeniyle bu yıl hastalık oluşmadığını, rekoltenin çok yüksek olduğunu söyledi. Bu yıl Adana genelinde hani birinci, ikinci ve salçalı domatesle birlikte aşağı yukarı 300 bin ton domates bekliyoruz. Doğan, düşen fiyatlar nedeniyle Tarım Bakanlığı'ndan destek istedi. Çünkü girdi maliyetleri nedeniyle üretici ürünlerinden yeterli gelir sağlayamıyor. Geçen yıl bugünlerde domates fiyatı 2 lirayla 2,5 lira arasında satılmaktaydı. Şu an toptan 50 kuruşa düştü ama bu domates fiyatları şu an pazarda 1,5-2 lira, markette ise 2,5 lira 3 lirası satılmakta. Tarım Bakanlığımızdan ve hükümetimizden çiftçilerimiz zarar ettiği yıllarda çiftçilerimize bu konuda destek verilmesini istiyoruz. Çiftçiler yüksek rekolteye rağmen sevinemiyor. Fiyatlar düşüyor. 50 kuruş bizi kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Tüccar da fiyatı düşük buluyor. Fiyatlar çok kötü. Bu fiyatlar olduğu sürece satışlarımızda sıkıntı oluyor. Malın kalitesi iyidir. Çiftçinin de sıkıntısı var bu konuda. Bizim de sıkıntımız var. Mal biraz kıymetli oldu mu tabii daha iyi oluyor. Bu sene hasat bizi üzdü. Vatandaşı sevindirecek. Artan sıcaklıklardan bunalan yalnızca bizler değiliz. Konya'da hayvanat bahçesinde ilgi odağı olan Bozo'yla Muza da oldukça bunaldı. İki sevimli ayı özel hazırlanmış buzlu kokteyllerle serinliyor. Elimde bir daha var. Artan sıcaklıklar yalnızca insanları değil hayvanları da bunaltıyor. Bozo'yla Muzo isimli bu iki ayı Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçilerin ilgi odağı. Hayvanat bahçesinin 10 yıllık misafirleri olan Bozo'yla Muzo sıcaktan bunalınca kafeslerindeki havuzda serinliyor. Havuz keyfi yapan bu iki ayıya donmuş meyve kokteyli veriliyor.
Hayvanat bahçesinin veteriner hekimi Fatih Altay, kentte hava sıcaklığının 37 derecenin üzerine çıktığını, bu nedenle önlem aldıklarını söyledi. Yemlerini verirken buzlu meyve kokteylleri, buzlu etler vermeyi tercih ediyoruz. Ayrıca sıcaklık stresini azaltmak amacıyla, maksatıyla yemlerin içerisine çeşitli vitaminler, mineraller, özellikle C vitamini ilavesi yapıyoruz. Başta lamalar ve develer olmak üzere hayvanlar günün belirli saatlerinde hortumla ıslatılıyor. Kaplan, aslan ve puma gibi yırtıcı hayvanlara buzlu et kokteyli veriliyor. Ayılarsa karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyliyle serinletiliyor. Ayıların suyun içerisindeki meyve keyfi bahçeyi gezmeye gelenlerin ilgisini çekiyor. Haberleri aktardık. Saat 16'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.